Hoş geldiniz. Siyaseti izleyenler için İyi Parti'den kötü haberlerim var. Parti şu gün itibariyle fiilen üçe bölünmüş durumda. Geçtiğimiz hafta yapılan kurultayda bu bölünme alenen ortaya çıktı. Önümüzdeki günler ve haftalarda bunun somut yansımaları olacak. Evet, İyi Parti'de uç veren bu krizde birinci derecede sorumlu olan Koray Aydın'dır. Değerli seyircilerim, bizi izleyenler bilir. Ben Koray Aydın'ın İyi Parti için handikap olduğunu İyi Parti'nin ilk kurulduğu günlerde söyledim. Hele hele onun teşkilat başkanlığına atanması sonrasında eyvahlar olsun diye de televizyonlarda yorumlarda bulundum. Yazdığım gazetede yazılar yazdım. Hayır, Koray Aydın ile şahsi bir meselem yok. Hiçbir zamanda olmadı. Zira ben ne siyaset yapıyorum ne ticaret yapıyorum. Ona şahsi bir husumetim, kızgınlığım da söz konusu değil. Lakin Koray Aydın'ın siyaseten bitmiş tükenmiş bir isim olduğunu biliyorum. Sokakta karşılığının olmadığının farkındayım. Bakın mesela Koray Aydın Trabzon'da bitmiş bir isimdir. Yomra'da tükenmiş bir isimdir. Öyle ki MHP'yi Trabzon'da bitirdiği yetmiyormuş gibi İyi Parti'ye de orada katkı sağlamamıştır. O sebeple gelmiş, kendisi Ankara'dan aday olmuştur. Çankaya bölgesini adeta kendisi ve adamları için kapatmıştır. İyi Parti'deki Koray Aydın sorununun birkaç boyutu var. Birincisi, Koray Aydın siyasete başladığında sadece siyasetçi kimliğiyle öne çıkıyordu ama Koray Aydın bugün büyük bir iş adamıdır. Fabrikaları var, fabrikatördür. Herkesle iyi geçinmek durumundadır. Dengeleri gözetmek zorundadır. İktidardan Devlet Bahçeli'ye, hatta devletin her kesimine kadar sıcak ilişkileri vardır. Bu Koray Aydın madden artık kaybedecek çok şeyi olan adamdır. Büyük varlık sahibi olanlar, değerli seyircilerim, çok daha titiz, çok daha dikkatli olurlar. Bu itibarla Koray Aydın dengeleri gözeten adamdır. Dengeleri gözeten bir isimden de dava adamı olmaz. Dengeleri gözeten bir isim meydan okuyamaz. Dengeleri gözeten bir isim, korkacak şeyleri olan bir isim risk alamaz. Koray Aydın'ı da bu kategoride görmemiz gerekiyor ama Koray Aydın aynı zamanda çok hırslı bir isim. Biz kendisi MHP'ye genel başkan adayı olduğunda aleni destekler verdik. Lakin orada da Devlet Bahçeli'ye meydan okuyacak yürekliliği gösteremedi. Gösterseydi emin olun genel başkandı. Frene bastı, Bahçeli ile nedense kavga etmek istemedi ve kazanılması mümkün olan kurultayı kaybetti. Sonrasında patinaj yapmaya başladı. İyi Parti kuruluş sürecinde Devlet Bahçeli'den ısrarla telefon bekledi. Son anda İyi Parti'ye katıldı. Öyleyken Meral Akşener ne hikmetse Koray Aydın'a teşkilatları teslim etti. Genel başkanlık baş yardımcılığına getirdi ve onu ikinci adam yaptı. Ama aslında Koray Aydın partide birinci adam oldu. Nasıl mı oldu? Sevgili seyircilerim, Koray Aydın bugün itibariyle bütün teşkilatlara hakimdir. O istemezse yaprak kımıldamaz. Genel merkezde Mehmet Aslan isimli biriyle adeta giyotini çalıştırıyor. İtiraz edenleri partiden uzaklaştırıyor, il başkanlığı görevinden alıyor. İl ve ilçe kongrelerinde Koray Aydın'ın çıkardığı adaya karşı aday çıkaranlar, hele hele kazananlar Koray Aydın'ın boy hedefi düşmanı oldular. Buradan hareketle Koray Aydın sadece kamuoyunda, sokakta değil, İyi Parti içinde de sevilmeyen bir isimdir. Ama Koray Aydın tarafından var edilen İyi Parti'deki siyasetçi esnafı, İl ve ilçe başkanları Koray Aydın'ın orada hükümran olmasını sağlıyorlar. Bugün itibariyle İyi Parti'de Koray Aydın taraftarları, ki teşkilatın tamamı Meral Akşener yani genel başkan taraftarları, bir de üçüncü kanat yani Koray Aydın'ın hasım ilan ettiği, İyi Parti'den uzaklaştırmak istediği ama halkta karşılığı olan isimler var. Önümüzdeki süreçte bu isimlerin partiden ayrılmaları gündeme gelebilecek. Zaten Koray Aydın ve taraftarları bunu istiyor. Zira
Onların boşalttığı milletvekilliği yerlerine kendi adamlarını yerleştirecekler. Değerli seyircilerim, Koray Aydın bu görüntüsü ile Türkiye için değil, kendisi için siyaset yaptığını kanıtlamış oldu. Evet, aleni bir bencillik içinde şahsi, nefsi ve kibirli tavırlar, tutumlar takınıyor. Parti içinde bölgecilik yaptığına dair iddialar var ki aslında Koray Aydın'ın bölgecilik yapacak bir durumu yok. Zira kamuoyunun bildiğinin aksine Koray Aydın gerçekte Trabzonlu değildir. Dedeleri Güneydoğu'dan Trabzon'a gelmiş, Yomra'ya yerleşmiştir. Ama imaj itibariyle Koray Aydın Trabzonculukla özdeşleşmiştir. Koray Aydın bu olayı bile siyasette değerlendirmek istemektedir ki bu doğru değildir. İYİ Parti merkez sağın her rengini kucaklayacaksa böylesine bölgesel savrulmalar içinde olmamalıdır. Meral Akşener Koray Aydın bağlamında bir kamuoyu araştırması yaptırsa onun partiden ayrılması durumunda İYİ Parti'nin en az 2 puan yükseleceğini görecektir. Öyle iken ne hikmetse Meral Akşener Koray Aydın'dan vazgeçmiyor. Lakin önümüzdeki süreçte onu daha fazla sahiplenebileceğine de ihtimal vermiyorum. Bakınız, bugün İYİ Parti'nin vitrininde olan isimler içinde Koray Aydın yoktur. Televizyonlarda iktidara meydan okuyan, kamuoyu önünde prim yapan, puan toplayan Koray Aydın değildir. Ümit Özdağ ve Yavuz Ağır Alioğlu gibilerdir. Bu itibarla Koray Aydın artık siyasetten elini eteğini çekmeli, inşaat malzemesi üreten fabrikalarının başına geçmelidir. Bir dost olarak kendisine bunu öneriyorum. Eğer bunu yaparsa İYİ Parti nefes alacak, İYİ Parti içinde hizipleşme diye bir şey kalmayacak, Meral Akşener de rahatlayacaktır. Tam bu noktada bir Erhan Usta parantezini açmak istiyorum. Kimdir Erhan Usta? Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilen isimdir. Ben Erhan Usta daha aday yapıldığı gün yazı yazdığım gazetede bana gelen bilgiler doğrultusunda bu arkadaşım FETÖ'nün IŞİD evlerinde kaldığını, o da ev arkadaşlarının isimlerini vererek duyurdum, yazdım. Amerika'daki evleri deşifre ettim ve MHP'den o günlerde tepki almıştım. Derken köprünün altında çok sular aktı. Erhan Usta zaman içinde İYİ Parti'ye hakikaten ağza alınmayacak hücumlarda bulundu. Ve geldiğimiz yer belli. Erhan Usta MHP'den ayrıldı. İYİ Parti'ye alındı. Hadi İYİ Parti'ye alınmasına bir söz etmeyeyim ama sormak istiyorum. İnşallah doğru değildir. Erhan Usta'nın grup başkan vekili yapılacağı doğru mudur? Böyle bir şey İYİ Parti'nin kendine küfredenleri, kendine sövenleri ödüllendirmesi olmayacak mı? Vallahi ben İYİ Parti milletvekili olsam Erhan Usta'nın grup başkan vekili olduğu bir meclise girmem, onun arkasındaki sıralarda oturmam. Zira onu yapmam demek Erhan Usta'nın ettiği küfürleri kabullenmem anlamına gelecek. Bu itibarla bütün İYİ Parti milletvekillerini Erhan Usta'nın grup başkan vekilliği dayatması noktasında ayağa kalkmalarını, isyan etmelerini istiyorum. İnşallah doğru değildir. Bana böyle bir bilgi geldi. Sevgili seyircilerim, bugünkü videoyu kapatmadan önce bir rakamı dikkatlerinize sunmak istiyorum ki bu veri devlete aittir. Yani afaki değildir, palavra değildir. 1923'ten 2002'ye kadar, yani Cumhuriyet kurulduğundan itibaren AKP iktidara gelene kadar Türkiye'de toplam 714 milyar dolar para harcanmıştır. Evet, onlarca hükümet halktan vergi topladı ve 714 milyarlık harcama yaptı. Bu harcamalar karşılığında bir ülke inşa edildi. Düşünün, Osmanlı İmparatorluğu sonrasında Türkiye'nin hali ortadaydı. Yerle yeksan olmuştu. İşte yerle yeksan olan o ülke Cumhuriyet'le beraber ayağa kaldırıldı. Peki 2002'den 2020'ye 18 yılda AKP ne kadar para harcadı diye sorarsanız yine resmi rakamları aktaracağım. 2 trilyon 433 milyar dolar. Yanlış işitmiyorsunuz. 2 trilyon
433 milyar dolar 18 yılda, 79 yılda yapılan harcamanın tamı tamına 3 katı değerli seyircilerim. Peki bu paralar nerede diye sorarsanız, açıkçası ben duble yollardan başka bir şey göremiyorum. Sakın ha otoyollar demeyin, sakın ha Boğaz Köprüleri, efendim Avrasya Havalimanları demeyin. Onların sahibi henüz ne devlet ne millet. Onlar AKP'li müteahhitlere ait. 15-20 sene, 25 sene onlara döviz üzerinden, geçiş garantileri üzerinden büyük büyük paralar ödeyeceğiz. O zaman millete ve devlete ait olacak. Dolayısıyla onlar bugünkü konumu itibariyle millete, devlete ait değil. Onları çıkarırsanız AKP'nin inşa ettiği birkaç mektep ve adliye binasının dışında gerçekten bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin.